Fanatik TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Musa Orak, Urfanatik TV ana haber bülteni ile karşınızdayım. Şanlıurfa İl Göç Müdürlüğü 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü nedeniyle bilgilendirme standı açtı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 30 Temmuz 2013'te aldığı kararla her yıl 30 Temmuz'da düzenlenen Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Şanlıurfa'da da farklı etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında İl Göç Müdürlüğü alışveriş merkezinde stand açarak vatandaşlara göçmenler konusunda bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirme yapmak amacıyla stand açtıklarını ifade eden İl Göç İdaresi Uzman Yardımcısı Zeynep Akgül şu ifadelerde bulundu. Bugün 30 Temmuz İnsan Ticareti ile Mücadele Günü, onunla ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla stand açtık. Şöyle söyleyeyim, insan ticareti aslında sadece göçmenlerle ilgili olan bir konu değil. Yani bütün vatandaşlarla ilgili, ama göçmenler bu konuda daha mağdur oldukları için istismara açıklar. O yüzden insan ticareti suçuna dahil oluyorlar. Şöyle söyleyeyim, insan ticaretinin en kısa tanımı çağımızın modern köleliği olarak bilinen, yani insanların iradeleri sakatlanarak onları ticari bir amaçta gelir elde etmek amacıyla kullanılmasıdır. Şanlıurfa ile de sınır bölgesi olmasından kaynaklı çok fazla göçmenin barındığı bir il. O yüzden göçmenler bu noktada daha insan ticareti konusunda daha mağdur oldukları için çok fazla insan ticareti mağduru var Şanlıurfa ilinde. Onların da insan ticareti olarak insan ticaretine mağdur kaldıklarını düşündüğü vatandaşları bize bildirmeleri için çalışmalar yapıyoruz onlarla birlikte.